Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde TBMM bu hafta Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi ile kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi görüşülecek. Çek kanunu ile ilgili yeni düzenlemeler de meclisin gündeminde olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. TBMM Genel Kurulu bu hafta yoğun bir gündemle çalışacak. Salı günü genel kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler'in, BM, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımı ile ilgili verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. 6 Ekim 2020'de verilen iznin, 31 Ekim 2021'den itibaren bir yıl süreyle daha uzatılması isteniyor. Kooperatif bilgi sistemi kuruluyor. Çarşamba günü de AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Kooperatifler Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Teklifle bütün gelir gider raporları ve bilançolarının ortaklar tarafından incelenmesine imkan verilecek. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kooperatif bilgi sistemi kurulacak. Bu sistemle ortaklar her türlü kooperatif faaliyetlerini görebilecek ve inceleyebilecek. Teklifle ayrıca kooperatiflere dış denetim imkanı veriliyor. Teklifle ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim kurulu, bir ay içinde sonuçlandıracak ve sahibine bildirecek. Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyanları ortaklığa kabulden kaçınamayacak. Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek. Çarşamba günü ayrıca sanayi, ticaret, enerji, tabi kaynaklar, bilgi ve teknoloji komisyonunda yine AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, görüşülecek. Çek Kanunu'na PANDEMI ayarı çek kanununda öngörülen değişiklik ile COVID-19 salgını nedeniyle ticari hayatta meydana gelen olumsuzluklar da dikkate alınarak salgın sonrasında tacirin ödemelerini planlayabilmesine imkan tanınması ve işletmelerin devamlılığı sağlanarak ekonomik büyümeye katkıda bulunulması amaçlanıyor. Bu çerçevede üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemede yer verilen sürenin bu aşamada mevcut uygulamayı devam ettirerek 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması amaçlanıyor. Fuat Oktay, bütçe sunumu yapacak Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 mali yılı bütçesinin sunumunu yapacak. Bütçe görüşmeleri ise Kasım ayının ilk haftası